Selim Açım'a hoş geldiniz. Ben Şükran Karabut. Yeni YouTube videomla karşınızdayım. Kanalımda daha takip almadıysanız lütfen alın. Hatta zil butonu açın ki yeni videoları paylaştıkça hemen haberdar olun. Şimdi bugünkü konum nasıl ama? Çok güzel değil mi? Burada bir sürü çok güzel orkidelerim var. Hatta şu hatırlatmayı da yapayım. Biliyorsunuz web sitemde orkideler satışta da var. Evet, Asyalı orkideler var ve özel tür orkideler geliyor. Şimdi bu video ne üzerine olacak? Bu video çünkü ben kokulu orkide geldim dediğimde hadi Şükran Hanım kokulu orkide var mı? Olur mu denildi? Evet var. Biraz şöyle bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Hepsini bir arada görmenizi istedim. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi çoğu zaman çiçekçilere girdiğimizde ne görüyoruz? Şöyle dikkatçini alayım. Biraz iç içe oldu. Şöyle bu palları görüyoruz değil mi? Şöyle uzun oluyorlar. Bunlar çoğu zaman 70-75 santim. Tek dal, çift dal, beyaz oluyor ya da işte farklı renklerde. Mesela bakın bu da gerçekten albufera mesela bu da çok güzel bir paldir. Bunun çiçekleri çok uzun açıyor. Gerçekten bunu aldığınızda Gerçekten çok mutlu oluyorsunuz. Bu fereyde mesela çiçekçilerde bulamayacağınız bir türlerden ya da bakın Asyam korallı var. Bakın böyle işte tek dal. Bunlar hep böyle 70-75 santim oluyor. Sonrasında son zamanlar duymuşunuzdur multiler var. Multilerin boyları çoğu zaman böyle 40-45 kimi zaman 50 olabiliyor. Kokulu, kokusuz rengarenk hepsi var. Biraz sizi böyle Tek tek göstereceğim zaten. Bir de bir videomda ondan bahsetmiştim. Pelorik kelebek orkide nedir diye. Olmazsa o videoyu da şuraya şöyle ekleyelim. Hatta benim burada da gene var. Vardı gittiler. Şimdi aslında pelorik deniliyor onlara. Çiçek şekli farklı. Ondan öyle denilmiş. Çiçek şekli farklı. Şimdi bunlar pelorik. Biraz sonra önden göstereyim. Bunlar aslında doğal oluşuyor. Kimisi hormonel doluyor ama pelorik dediğimizde doğal oluşmuş oluyor. Şimdi nasıl yapsak ki? Ha gelelim öncelikle orkidelerin aslında annelerine babalarına. Ben hep öyle diyorum. Asya türleri ya da doğal yetişen hani orada doğada yetişmiş sonradan Hollanda mesela en önde geliyor orkide yetiştirme yeni türlerde üretmekte. Laboratuvarlarda bakın şu güzelliklerden şurada bir tane Maria Tetrapis C1 var. Mesela web sitemde ona dikkat edin. Asyalı türleri bölümü var. Bir de orkideler. Bakın bunlardan bu mesela bunun özelliği bu iki seneye kadar açabiliyor. Nasıl diyeceksiniz? Şöyle Tabii ki aynı öyle uzun kalmıyor. Durmadan çiçek açmaya devam ediyor. Uzuyor. Uzadıkça tekrar tekrar çiçek veriyor ve bu da kokulu. Bakın önce böyle bayağı bir koyu renk açtı. Koyu kırmızı. Sonra zaman içinde çünkü çiçeğe de uzun dayanıklı daha açık kahveye dönüyor. Gerçekten çok güzel bakın. Ya da şurada mesela Maria tetrapistten çok çaprazlama yapılmıştır. Çiçeğin dayanıklılığından nedenini ve kokusunla. Bakın burada da Purple Game var. Hatta 3 lips bu da. Şimdi uzaktan nasıl göreceğinizi bilmiyorum da, bunun da özelliği işte kokusu. Böyle çok tatlı, hafif bir kokusu var. Bakın bir çiçeğe de açılıyor. Bunlar böyle Tayvan'dan böyle yosun içinde geliyor. Sonradan bunları bir bırakıyoruz. Hatta yosun da orkide bakım YouTube videom da var. Onu da size şuraya ekleyeyim. Sonrasında toprağa geçirebilirsiniz. Şimdi bir göstereyim. Bakın Sonradan ne yapmışlar? Bu da aslında, bu da bakın, Louis Berry çok güzel. Bakın bir çiçeklerini gördünüz mü? Çiçek yapısı yaprakları arkaya doğru gidiyor. Bu da hafif böyle çok naif, rengi gibi çok güzel bir kokusu var. Hafif. Bakın bu da bir Asyalımıştı. Bunu birebir üretmişler öyle diyeyim size bakın bakın bu da bir Asyalıdan alma mesela bunlar da çok güzel bunların da çiçek yapısı böyle mumumsu mumumsu çiçekli orkidelerin çiçekleri çoğu zaman doğru bakımda bakın biz siz, ben size web sitede de hep ürün bilgisi de veriyorum orkidelerle orada yazıyoruz mesela uzun çiçek açar falan diye. Bu hep tabii ki bakıma da bağlı bakın. Sonrasında ne desek ha aroma serisi var bakın aroma 4 bunun da rengi çok güzel bu da aroma serisi onu da söyleyeyim aroma serisi yoğun kokululardan böyle en yoğun gece gündüz kokanı da size birazdan göstereceğim bakın bu da, <laughs> bakın bu da böyle Sonradan önümde ha bu teminki kelebek dediğim gösterdim. Difüzyon mesela bunun da rengi çok güzel. Bakın şu kökler falan. Burada da odoryon var. Odorion'u duymuşsunuzdur bilirsiniz. Bu zaten odorion parfüm olarak geçer ismi. Yani parfüm demek, oda kokusu bu gerçekten yoğun kokuyor. Bu bir odayı kokutur. Bir de kimi zaman işte her zaman olmuyor. Böyle baya bu 55 santimlik boyda geldi bu sefer. Böyle çok güzel. Aynı zamanda bakın normalde böyle bu boyda geliyorlar. Bu da bir odorion. Bakımla ilgili şimdi merak edersiniz. aslında orkidelerin hepsinin bakımı aynıdır. Kokulularda şöyle bir şey oluyor. Mesela kargola geldi. Her mevsimde bir strese girebiliyor. Kokusunu ancak belki 5 gün sonra veriyor. Çok hassas kızlarımız var. Onlar 15 gün sonra veriyor. Ama benim tavsiyem şöyle yerde tutun. Sabah güneşi alabilir. Şu güneşi alabilir dediğimde hep dikkat edin. Yaprakların çiçeğinizi yakmayacak gibi. Çünkü hele şimdi yazın cam arkasında yıkıcı etkisi oluyor. Hafif bir esinti de olsun orada. Ve göreceksiniz o hafif Güneşin sıcaklığıyla, esentiyle daha güzel çiçeğe kokuyor. Benim bir tane asılı tür vardı. O satıldı. Onun mesela özelliğiydi. Hatta ödüllü. Asılı orkidelerin ödül özellikleri var. Bunlar da dünyaca kabul edilmiş, dünyaca belli bir standart. Yani belli asyalı türler tüm dünyada belli bir kalite şeyin içinde. O öğlen 12 ile 3 arası kokuyordu. Yani çok ilginçler gerçekten. Hepsi ayrı ayrı farklı özelliği olanlar. Onun dışında sulama, mulama tabii ki gene hep ne diyoruz köklere göre. Bakın şurada bir tane. Bunun Love Potion. Mickey Flora. Bu da çok güzel kokuyor. Love Potion. Bu bir aşk eliksiri demişler buna. Bu oradan geliyor. Renginle, kokusunla çok güzel bir orkide. Çok e, suyu seven, onu da söyleyeyim. Suyu seven, aslında kil bilyesinde de çok rahat yetiştirebileceğiniz bir tür. Asyalılardaken bakın. Sogorelex'i göstereyim. Mumumsu çiçeği var. Bayağı şöyle sert. Bu gerçekten çok çok hafif kokuyor. Hani kokuyor kokmuyor gibi. Sonradan şurada Monaco var. Mesela Monaco bir multi. Bu kokusuz. Ama bunun da özelliği çok çok uzun açıyor. Uzun zaman. Bir de bu sefer böyle şey gibi oldu. Bakın yan dalda vermiş. Şelale gibi ya aşağı doğru. Ben de onu hiç zorlayıp da böyle dümdüz sopa takmadım. Böyle dursun dedim. Öyle o güzel güzel oradan uzuyor. Sonradan kokululardadık. Ha. Şimdi gelelim mi? Gece gündüz kokan aroma 3. Hatta buna da yurt dışında Valkyon deniliyor. Bakın. O kadar güzel, o kadar yoğun kokuyor ki Zaten biz hep satış şeylerinde de hep koku özelliğine kokuyor, az kokuyor diye şey diyoruz. Hani kokmuyorsa da hiç hani kokulu diye de hiç belirtilmiyor. Sonra Mickey Golden Sand. Bu da böyle nasıl desem ki size tarçın, limonumsu hani daha narinci. Evet bir de onu da söyleyeyim. Hepsinin kokusu farklı. Bu bayağı ben bunu ne için seviyorum şimdi anladım. Bunda bayağı güzel tarçın kokusu var. Bakın. Bunu da özelliği bu da bir Asyalı da aslında. Çiçe, mumumsu ve bu gerçekten açıyor da açıyor, açıyor ve geçtiğinde dalından lütfen hemen budama yapmıyoruz. Burada aşağıda kim varmış? Ha. Bu biraz şununla iç içe girmiş. Aroma 1. Bakın. Bu da kokululardan. Aroma serisi zaten hep kokulu e, çiçek renginle yaprak rengi nasıl uyumlu değil mi? Yani gerçekten doğada her şey gerçekten çok mükemmel diyebiliriz. Bakın. Leon Orange. Bu da yoğun kokulu bir güzelimiz. Bakın böyle yana doğru ve dalları daha da uzayabiliyor. Tekrar dal verebiliyor. Bu daha böyle orange zaten turuncu demekten geliyor. Şöyle onun dışında hmm, durun şimdi şuradan yer açayım. Artisto serisinde göstereyim çünkü Artisto'da da kokulu var. Aa burada bir de güzelimiz var. Onu unutmayalım. Bakın 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 horizon. Bu da aynen öyle. Bunun çiçeği açıyor açıyor. Hiç de uzun hani 3-4 ay açar. Bakın. Renkleri çok güzel. Ve en güzeli tekrar dal veriyor. Çok çabuk zaman içinde. Yani tekrar çiçek dalı malı için en tavsiye edeceğim nedir? Tabii ki suyuna HB101 verin. Şimdi durum bir. Şöyle bunu bir alayım. Bunu aldıktan sonra şunu şuradan şöyle kaydırayım. Oh şöyle yer açılsın. Artisto, artistolarda çok farklı. Bunları ben böyle ayaklı saksıda çok dekoratif buluyorum. Böyle bir büyük bir yemek masasının ortasına koyduğunuz hiç başka bir şey gerek yok. Bunları koyuyorsunuz o kadar. Şimdi Artisto Red, Artisto Neo da deniliyor. Burada bu sefer bakın temin dediğim gibi düz oluyordu bunlar. Kelebek geldi. Artisto Red. Kimisi koku? Kokulu diyor. Hani ben kokusuz demeyi tercih ediyorum. Bana o kadar kokulumuş gibi gelmiyor. Bakın burada da Artista Red'in Peloriki. Hiç boyuna posuna bakmamış. Dal vermiş. Ne güzel çiçekleri doğrudan bakın uzayıp geçmiş. Sonra Artistocraft. Bakın şimdi Artistocraft'a geliyoruz. Ee, sanatçı demek. Bunun da çiçekleri böyle çok güzel bu kokulu bir güzelimiz. Bunların ben ikisini bir arada çok seviyorum. Çünkü çiçek renkleri gerçekten çok güzel. Bakın şöyle. Evet sizlere biraz bahsetmiş oldum. İşte paller var. Uzun bildik bildiğimiz uzun paller var. Şunlar. Bunları hep görüyoruz çiçekçilerde. Bunları göremediklerimiz. Değişik değişik böyle her hafta gibi Farklı türler geliyor. Biraz size bahsetmiş oldum. Daha da fazla sorularınız olursa, hatta şöyle bir şey dedim size, belli birkaç türün zaten anlatımı yapmıştım, videolarını çekmiştim. Böyle sayfamda bir araştırırsanız görürsünüz. Evet, daha da fazla sorularınız varsa aşağı bana yazın. Sosyal medyalarıma da öğrendim. Çünkü Instagram'da hikayelerde paylaşıyorum böyle işte yeni açarken kökü bir şey olduğunda o oldu bu olduğunda direkt orada hemen hızlı hızlı paylaşabiliyorum. Onu da takibi alırsınız çok çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.